Beyaz TV ekranlarından hayırlı pazarlar. Tweet Dünyası ile bir kez daha karşınızdayız. Bu hafta yine Twitter'da en çok konuşulan paylaşımları Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'le beraber sizler için yorumlayacağız. Sizler de program boyunca TV adresine yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Etin. Gündem yoğun. Ee, bu hafta gündemde özellikle Twitter'da çok dönen bir video vardı. O videoyla başlayalım isterseniz. İlk tweetimizle geliyoruz. Son layık bir küçüğü isimli bir Twitter hesabı. Önce Suriyeli taklidi yapıp yalan röportajlar veriyor, insanları kışkırtıyor. Ardından Türk olup Suriyelilere iftira atıyor. Bu ahlaksızlığın röportajını kurgulan, kurgulayanların yargı, yargı hesap vermeli diye bir paylaşımı var. Kısa bir videosu var. Videoyu izledikten sonra Zafer Bey'in yorumunu alalım. Evet. Önce Suriyeli bir vatandaş rolüne giriniyor. Suriyeli olarak taleplerini dile getiriyor. Ardından... Türk vatandaşı rolüne girip ikinci bir videoyla Suriyelileri diyor. İşte bu bir sosyal medya gerçeği. Rezaleti evet. gördük değil mi? Evet. Ne diyor? Devlet diyor bize maaş veriyor diyor. Okullarda bedava okuyoruz diyor. Evet. Alenen insanları, toplumu Suriyeli sığınmacılara karşı kışkırtıyor. Sonrasında başka bir kimlikle görüyoruz onu. Gayet güzel Türkçe konuşuyor. Tabi orada da yeni yalanlarını söylüyor. Ne diyor? Ben diyor ayda 7500 lira diyor para veriyorum diyor. Üniversiteye bedava giriyor diyor. Evet. Bakın bunların tamamı yalan. Çarpıtma ve nasıl sosyal medyanın tehlikeli bir mecra haline gelebildiğinin de bir işareti bu. Buradan çok rahat insanları kandırabiliyorsunuz Kemalettin. Ve ne acıdır ki Türkiye'de kendisine okumuş eğitimli gören kitle bu tip yalanlara herkesten önce inanıyor. İşte evet. bakın bir tane vatandaş ben bir hakaret etmek istemiyorum. Çıkmış yalan söylüyor. Sahtekarlık yapıyor. Nasıl kanıyorlar? Onun o tweetini Emin ol binlerce, YouTube on binlerce YouTube var diye biliyorum. O şekilde gördüm. YouTube kanalından e, yayın yapan bir e, vatandaş ve binlere, milyonlara ulaşan bir şahıs. Aslında bu çok güzel bir noktaya temas ettim. Bakın bu YouTube kanalı olayı çok enteresandır. Türkiye'de artık algı operasyonlarının bir şekilde sahneye konduğu yer haline gelmeye başladı. Evet. İşte eline mikrofonu alan, bir tane uyduruk kamerayla hatta cep telefonuyla bu çekimleri yapan, sokakta insanları kışkırtan böyle onlarca kişi var. evet Bunların yalanlarına lütfen kanmayalım. Normal vatandaşlarımız zaten kanmıyorlar da bizim Türkiye'de kendisini aydın, entelektüel falan diye tanımlayan bir grup var ya en çok onlar kanıyor bunlara biliyor musun Kemalettin? Evet. Hatta telefon dolandırıcıları da enteresandır. En kolay onları kandırıyorlar. Bu da Türkiye'nin derin bir çelişkisi ne diyelim? Evet. Bir sonraki paylaşımızda devam ediyoruz. Yavuz Baydar'ın bir paylaşımı var. Parti olarak kımıldayıp iki şey yapabilirsiniz hemen şimdi. Referandum için sembolik de olsa imza kampanyası, parti olarak Kaftancıoğlu etrafında cesaretle sivil koruma zırhı örnek olarak bir paylaşım var. Bu paylaşımın altında Ahval isimli bir hesabın paylaşımı, Kılıç Kılıçdaroğlu'nun anayasa referandum çağrısı. Buna ilişkin bir Şimdi e çok güzel. paylaşımı Bu var. Bu bahsettiğin o haber sitesi, Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı yani haber sitesi, FETÖ'nün operasyon olarak kullandığı bir site. Yavuz Baylar denen kişi de şu an yurt dışında. Evet. Kaçanlardan. Şimdi ne diyorlar? Ne tavsiye ediyorlar? Bakın CHP'ye tavsiyede bulunuyorlar. Kemal Referandum et. için imza kampanyası. Heh, Kılıçdaroğlu dedi ya. Hadi gelin referandum yapalım ya. Biz bu referandumu yaptık. Hatırla 2017'nin evet. Nisan'ında yaptık bu referandumu. Şimdi durup dururken CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu referandum çağrısı yapıyor. FETÖ'nün firari isimleri, FETÖ'nün haber siteleri hemen bu çağrıyı destekliyor. Bir de CHP'ye akıl veriyorlar. Yol gösteriyorlar. Ya ne hazin bir tabudur yani Mustafa Kemal'in partisine kimler akıl veriyor, kimler yol gösteriyor. Bir de enteresandır Kemalettin bir kez daha söylem birliği içerisindeler. Çok enteresan. Hatırla 15 Temmuz darbesinden sonra kontrollü darbe yalanını ifadesini ilk FETÖ'cüler kullandı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu devam etti. Arkasından maalesef Kemal Bey kullandı. E bugün Kemal Bey referandum çağrısı yapıyor. İlk destek kimden geliyor? Firari FETÖ'cülerden, FETÖ'nün haber organlarından geliyor. Bunu da böyle bir çelişki olarak biz bu programda izleyicilerimize iletmiş olalım. Yine olduk. beraber hareket ederek Türkiye'de siyaseti bir yön verme çabaları olduğu görülüyor. Ya beraber hareket ediyor ifadesi belki doğru bir ifade değil ama ya CHP gibi bir parti neden bu insanların bu kadar etki alanındaymış gibi bir görüntü verir? Bu insanlar neden CHP'ye sürekli tavsiyelerde bulunuyorlar? Şunları şunları yap, Canan'ın etrafında, Canan Kaftancıoğlu'nun etrafında kenetlenin. Onun evet. ne, ya Canan Kaptancı ne olmuş ki? Yani e, şu an dışarıda özgür, değil mi? Evet. Daha yargı süreci devam ediyor. Neye kenetlenecekler? Neyi amaçlıyorsunuz? Sokakları mı hareketlendirmeye çalışıyorsunuz? Bütün bunları biz bir soru işareti olarak bu tweet üzerinden görebiliyoruz. Evet, bir sonraki paylaşımımız Ceyhan Ulus'un bir paylaşımı. PKK'nın kurucusunu öven, Ermeni soykırımı yapıldı diyen CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan ertelemesiz 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Devlet bazen ölü taklidi yapar. Zannedersiniz ki devlet yok, çöktü. Şımarmadıkça, şımarır şımardıkça şımarırsınız. Sonra üzerine bir de birden ağırlık çöker. Bir de bir videomuz olacak. Şimdi videoyu neden aldık? Öncelikle onunla ilgili bilgi vereyim geçtiğimiz hafta Canan Kaftancıoğlu'nun yargılaması yapıldı. Az evvel de bahsettiğim üzere 9 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Mahkemede şu videoda söylemiş olduğu Bana aittir dedi. Tweetlerin tamamını inkar etmişti. Yapmadım. Yazmadım. Ben işte Cumhurbaşkanı'na bir hakaretim yoktu. O yüzden bu videoyu aldı. Kendi ikrarından dolayı. 8 yıl, şey 9 yıl 8 ay bir hapis cezası aldı İstanbul İl Başkanı. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Şimdi e, sanıyorum mahkemede de aslında bunları kabul etti galiba Kısmen değil Kısmen kabul ettikleri vardı ifade öyle bahsediyor. Şimdi bahsedeyim. şöyle e, orada bu cezayı almak için kendisi de sanki öyle çok e, özel bir çaba göstermiş gibi de bir şey var. Hani iyi hal indirimi olmasın diye sanıyorum bir pişmanlık e, ifadesi de olmamış kendisinin. Yani şimdi Kemalettin burada şu var e, bu sözler bir suç mu? Suç değil mi? Şöyle baktığımız zaman. ...bu ceza e, tamamen... ...hukuk kuralları içerisinde verilmiş mi? Verilmiş. Ancak tabii siyaseten... ...bu işten kazançlı çıkan kim biliyor musun? Canan, Canan Kaftancıoğlu'nun Kaftancıoğlu. kendisi. Çünkü CHP içerisinde... ...Canan ile hesaplaşmak için... ...bekleyen bazı gruplar vardı. Ve Canan Kaftancıoğlu'nun söylemlerinin... ...aslında CHP'nin söylemleri... ...olmadığını belirten... ...ve partinin asıl e, mayasını... ...oluşturan gruplar vardı. Şimdi bu karar... ...sonrasında Canan Kaftancıoğlu... ...bir siyasi zırha bürünmüş oldu. Evet. Bu olayın böyle bir siyasi boyutu var. Ha bunun dışında bu ceza niye verildi, ne oldu, ne bitti? Yargı süreci devam ediyor kardeşim. Evet. Eğer bir hukuk devleti isek ki öyleyiz, yargı ne diyorsa o olacak. Ha bunun dışında Canan Hanım da ben bunları söylemedim demiyor. Evet. Yani hepsinin altına ben imzamı atarım diyor. E şimdi Allah aşkına inandığınız Allah belanızı versin diyeceksiniz. 15 Temmuz'da ilgili e, okunan selalarla ilgili düşüncelerinizi ifade edeceksiniz. Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na en ağır ifadelerle saldıracaksınız. Hukuken bunun bir karşılığı olmayacak. Hani e, yani keşke bunlar olmasaydı. Keşke Canan Hanım bu tweetleri atmasaydı. Keşke bu süreç başlamasaydı. Dediğim gibi ben bu sürecin Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi kariyerinde kendisine bir zıplama tahtası e, niteliği göreceği kanaatindeyim. Daha çok tartışılır bu Kemal İttinlerleyen süreçte. Daha bu konuyu çok tartışırız. Evet bir sonraki paylaşımda devam edelim. Türkiye'de e, siyasilerin yapmış olduğu konuşmalar hemen Avrupa'dan tepkiler oluyor. Bunlardan biri Euronaz Türkçe hesabı'nın paylaşımı. Son dakika Avrupa Parlamentosu Türkiye röportörü Kati Piri'den Süleyman Soylu'ya tepki. Eğer İmamoğlu'nu görevden alırsanız bunun Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine ciddi sorun e, sonuçları olur. Harekete geçmeden önce iki kez düşünmenizde yarar var şeklinde bir haber paylaşıldı. Keti Piri çok enteresan bir figür. Evet. Kendisini galiba Müstemdeke valisi zannediyor. Türkiye'yi de bir sömürge ölküsü zannediyor. Türkiye'ye davranışı böyle. E, haberin yayınlandığı site Euronews Türkiye. Şimdi bakın Türkiye'de niye ise dünyaca ünlü haber ajansları Türkiye Türkiye'de biliyorsun şubeler açtılar. Ve bugün e, Türkiye'de siyaseti çeşitli kamplara ayırma işlemini maalesef bu yabancı haber ajansları üzerinden görüyorlar. Bakın bu Türkiye'ye üstü kapalı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'na, Türkiye Devleti'ne üstü kapalı bir tehdittir. Kaldı ki kimsenin Ekrem İmamoğlu'nu görevden almak falan gibi bir düşüncesi de yok, niyeti de yok. Ama evet. neyse Keti Pir denen şahıs e, durup durup Türkiye ile ilgili böyle üstten buyurucu e, talimatlar veriyor, açıklamalar yapıyor. Bizdeki şaşkın demokratlar da, içerideki şaşkın demokratlar da Keti Pir'den gelen, bu müstemleke valisi zanneden kendini, bu kadından gelen e, tweetleri açıklamaları Büyük bir coşkuyla karşılıyorlar evet. e, Yani şunu sorgulamıyorlar Ya biz bağımsız bir ülkeyiz Sana ne kardeşim Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörüymüş Sen hangi hadle hangi hakla Türkiye üzerine fikir beyan ediyorsun Benim İçişleri Bakanımı benim devletimi teyit ediyorsun Maalesef bu bilince gelemedik Kemalettin Henüz bu bilince gelemedik Ama hızla gelmemiz gerekiyor Bu Ketipiri'ye Haddini bütün Türkiye'nin bildirmesi lazım Evet onu alkışlayanlar oldukça daha böyle haberleri, böyle açıklamaları biz çok duyarız. Alkışlayanlar olmaya da devam bir ediyor. Bir de şunu soralım. Ketipiri İspanya'da yaşanan o Katalonya'nın bağımsızlığı için referandum yapılması girişiminden sonra gözaltına alınan, tutuklanan o Katalon politikacılarla ilgili acaba İspanya hükümetine en ufak bir tepki gösterebilmiş mi? Ya da Ketipiri'nin muadili her kimse Avrupa Parlamentosu'ndan İspanya'ya böyle bir uyarı gelmiş mi? Böyle bir üstlenci tavırla yaklaşmışlar mı? Olmaz. Çünkü onların kafasındaki Türkiye algısı farklı, Türkiye ile ilgili farklı planları var. Biz bunu bir tek, Ketipiri de bunu biliyor, Allah'tan hükümet de bunun farkında ama biz bunu bir tek içerideki bazı arkadaşlara anlatamadık. Evet. Onlar hala Pirilerden medet umuyorlar. Evet, bir sonraki paylaşımımıza devam ediyoruz. Diyarbakır'da e, annelerimizin HDP binası, il binası önünde eylemleri vardı bu eylemlerden dolayı. Bir paylaşım var. Banu elden gelmiş. Size verecek çocuğumuz yok. Bir de haberin bir videosu var. Videodan sonra yorumunuzu alalım Zafer Bey. Hanf hanımefendiden çok sembolik sözler var. Batsınsın Kürdistan davanız. Sizin gençleriniz okullarda, özel okullarda. Bizimkiler ya mezarda ya dağda. Size verecek çocuğumuz yok. Kemalettin bu Türkiye'de son yılların en önemli gündemidir. Evet. Kendiliğinden gelişen bir olay. Ee, ve ne acıdır ki maalesef bunu bile kurgu olarak göstermeye çalışan çevreler var ya bu anaların Ana çığlığıdır bu ve Türkiye'de uzun yıllar herkesin bildiği ama görmezden geldiği bir gerçektir yani HDP'nin il binası görüyorsun değil mi yani PKK'ya eleman toplanan bir istihdam merkezi olarak kullanılmaya başlanmış orada analar içlerinden gelen o bastıramadıkları analık duygusuyla o çaresizlikle Gidip orada eylem yapıyorlar. Ve bu kadıncağızın söylediği şeyler var ya o kadar önemli ki. Biz bunları zaten biliyoruz ama bunu içeriden birilerinin söylemesi, yüreği yanan anaların söylemesi çok önemli. Yani bakın bugün Türkiye'de Kürt kökenli vatandaşlarımızın en büyük düşmanı PKK'dır. Ya o Hacire anayı hatırla. Evet. Bir oğlu zorla dağa götürülmüş. İnfaz edilmiş. Öldürülmüş ben büyütüyorum orada. diyor. Siz alıyorsunuz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Çocuklarımı 17-18 yaşına getirdiğim gibi benden alıp dağa götürüyorlar. Ya PKK'nın e, oradaki vatandaşlara e, talimat gönderdiği işte bir çocuğunuzu bize vereceksiniz. Hatırla yıllarca var bu. yani. Evet. PKK dünyada en çok çocuk terörist kullanan terör örgütlerinin başında geliyor. Şimdi çocukla terörist kelimesini yan yana getirmek belki abes gibi görünüyor ama maalesef böyle. İnsanların evlatlarını alıyorlar, daha götürüyorlar. Onlar için insan hayatının bir önemi yok Kemalettin. Evet. Ha orada o Kandil'deki o kampta yaşanan o kız çocuklarına yönelik tacizler, tecavüzler falan onlar ayrı hikayeler. Ama e, yani burada bu anaların çığlığına Türkiye'de bazı kesimler niye ise ısrarla sessiz kalıyor. Israrla görmezden geliyor. Dediğim gibi bu son yılların en önemli gündemidir herkesin yüzündeki maske düşmüştür. Başta PKK'nın yüzündeki maske düşmüştür Kemalettin. Bilmiyorum tweetlerimizde var mı bilmiyorum. Bakın, Bak şimdi birkaç bu tepkilerden Caz ne diyor? Kemalettin ondan bahsedelim. Sizin çocuklarınız plajda diyor. İsmini vermeyeceğim. Bugün HDP'nin en önemli siyasi isimlerinden birinin e, çocuğunun Maldivler'de yaptığı tatilin resimleri çıktı ortaya. Evet. Ya şimdi bu garibanların çocuklarını zorla alıp dağa götürüyorsunuz. Daha da yaşam süresi 2 yıl, 3 yıl Kemalettin. O çocuklar orada e, daha kendileri için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemeden çocuk Bunlar, çocuk yaşta evet. ellerine evet. silah tutuşturuluyor. Hayatlarından canlarından oluyorlar. Sözde bir dava uğruna. O davanın da ne davası olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet. Yani dünyanın en büyük terör örgütlerinden biri, en büyük uyuşturucu kaçakçılarından biri ve dış güçlerin elinde operasyonel olarak kullanılan bir örgüt PKK. Ve orada insan kaynağında bu garibanların çocuklarından karşılıyorlar ama kendi çocukları dediği gibi özel okullarda, Ankara'larda, İstanbul'larda tatile Maldivlere gidiyor. Bu garibanların çocukları da dağda ölüme terk ediliyor. Böyle yakıcı bir günden bu işte. Geçtiğimiz hafta bu Diyarbakır'daki eylemler, bu annelerimizin yüreklerinden gelen sesle bu yapmış oldukları eylemlere ile ilgili Twitter'da birçok kampanya başlatıldı. Bu kampanyalara destek veren Haluk Levent'in bir paylaşımı var. Kar olsun PKK ve bütün destekçileri dedim. Takipçilerin bakalım düşecek mi bu arada senin sayfanda bir tane Yolsuzluk, bir tane okusluk, bir tane küçük çocuklara tecavüz kınama göremedim. Çünkü insanlar, İnsan. insani değerimiz başka. Biraz tutarlı olsak biraz da azıcık sinirlerim ulan diye bir paylaşımı oldu. Devamında Haluk Devlet'in ikinci bir paylaşımı var. Son 3 gün yoğun bombardıman altındayım. Belli ki hedef seçtiniz. Bazı sitelerde aleyhime kampanyalar yapılıyor. Annelerin feryadını yazdım ama tweetlerin altı birbirine küfredenlerle dolduğundan sildim. Yakında zaten görüşeceğim. Ee, bunu biliyorsunuz, niye her saniye soruyorsunuz şeklinde bir paylaşımı var. Bir e, sanatçımızın, bu Diyarbakır'daki annelerimize bir destek paylaşımı oldu. Bu paylaşımdan sonra tamamıyla linç edildi kendisi. Yani, bir de bu değil? var Kemalettin. Evet, Cenk Diyarbakır'daki Eren. annelere destek veren Cenk Eren tüm tehditleri aldığını, e, tüm ölüm ölüm tehdidi aldığını açıkladı şeklinde. Evet. Ekran uzakta olduğu için okuyamadım. Şimdi e, dedim ya bu bir turnasol kağıdı işlevi gördü bu olay. Herkesin gerçek yüzü ortaya çıktı. Türkiye'nin nice anlı şanlı sanatçıları Diyarbakır'daki o anaların çığlığını görmezden geldi. Birkaç tane sanatçı Kemalettin çok değil. İşte Haluk Levent, Cenk Eren e, bir iki isim daha var şimdi hatırlayamadım bizi affetsinler. Onlar destek verdiler analara ve... Öyle bir baskı var ki Kemalettin. Hani bu arkadaşlar susamam diye klipler yapıyorlar ya, susamıyorlar ya sözlü evet. haksızlıklara. Ama anaların çığlığına susuyorlar. Susmayanları da işte böyle linç ediyorlar. Baskıyla yaptıkları açıklamaları geri çektiriyorlar. Şimdi düşünebiliyor musun? Cenk Eren ne diyor? Ben ölüm tehdidi aldım diyor. Haluk Lamed ne diyor? Silmek zorunda kaldığını itiraf ediyor. Destek mesajını silmek zorunda kaldığını itiraf ediyor. Ya peki kardeşim burada bu PKK değil mi bizim 35 yıldır canımızı yakan? 40 bin insanımızın canına kıyan bebek katili PKK'dan bahsetmiyor muyuz? E şimdi siz orada gençleri zorla dağa çıkartan bir terör örgütüne tepki koyan, analara destek olan bir sanatçıyı linç ediyorsunuz ve buna hepiniz sessiz kalıyorsunuz. Üç maymun oynuyorsunuz. Görmüyorsunuz, duymuyorsunuz, bilmiyorsunuz. Aslında çok iyi biliyorsunuz da destek verenleri de işte böyle linç ediyorsunuz. Şimdi buradan isim vermeyeyim. Sözde çevre eylemlerinde, kaz dağlarında, şurada burada tweet atan, gezi olaylarında kol kola girip Taksim'in göbeğinde yürüyen sözde sanatçılarımız nerede? Nerede üç, sizin duyarlılığınız? için Taksim'de eylem yapan binlerce kişi burada e, PKK'nın kaçırmış olduğu çocuklarla ilgili neden sahnede değil? Neden değil? İşte ben bunu sana soruyorum. Bunu kamuoyu bir tartsın. Sözde ağaç hassasiyetiyle gezi eylemlerinde Türkiye'yi birbirine katan. Ya gezi eylemlerinde hatırlatalım Kemalettin çok takip ediyorlar ya dolar 1.79'du. Faizler tarihin en düşük seviyesindeydi. Dört evet. 4.5'lardaydı sanıyorum. O gezi olayları o arkadaşlar sözde ağaç hassasiyetiyle sokağa çıktığında Türkiye ekonomisinin kaybı 100 milyar doların üzerinde oldu. Fazla. Ve biz o günden beri farkındalar mı bilmiyorum bir kaos ortamının içerisinde bir şekilde sendir çalışıyorlar bizi. Yani ayağımıza çelme taktılar gezi olaylarıyla. E şimdi bu arkadaşlar nerede? Kaz götürüp piyanosunu kuran arkadaş nerede? Git Diyarbakır'da HDP il binasının önünde de bir konser var da görelim. Sanatçılığını, sanatçı duyarlılığını, vicdanını görelim. Hayvan hakları işte çevre duyarlılığı tamam güzel alkışlıyoruz sizi. Peki insan hakları ne olacak? Bu anaların feryatları ne olacak? Niye sizi etkilemiyor? Ha şu da var. Haluk Levent'i ben tebrik ediyorum. Ha sonra silmesi bence gereksiz olmuştu yine ama takipçimizin bir yorumu da var. Yıldan Atasever'de unutmayın Yıldan Atasever de Bravo. bir paylaşımda bulunmuştu. Onu da gönderdiler hemen okuyayım onu da. Diyarbakır'da evlatları için feryat eden ve evlatlarına ulaşmaya çalışan anaların sesini amansız ve fakatsız duymalıyız. Tepkimizi açık ve duyulacak bir şekilde göstermeyiz. Ee, Allah için annelerin evlat aşısı vermesin. Vildan Atasever'in bir paylaşımı var. Onu tebrik da ediyoruz Vildan Hanım'ı da. Ediyoruz bize o tweet'i hatırlatan izleyicimize ee, de teşekkür ediyoruz. Her isimli bir Twitter hesabının bir paylaşımı. Kendisine de buradan teşekkür o ediyoruz. O kadar az ki. Evet. Bir elin parmaklarından az. Sanat camiasından Diyarbakır analarına destek verenlerin sayısı bir elin parmaklarından az. Dedim ya bu iş bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Herkesin Sözde vicdanı, sözde duyarlılığı nerelerde işliyor, nerede kepen kapatıyor hepimiz görmüş olduk. Takdiri de biz kamuoyuna bırakalım. Evet, Cüneyt Özdemir'in bir paylaşımı var. Bir gazeteci olarak 30 yıldır durduğumuz yer doğruya doğru, yanlışa yanlış demek. Çok ilginç bir paylaşım. Bunu da izlemek lazım, evet. E, haberin videosu, e, tweetin videosu yok videosu şu anda hazır değilmiş Ferber Bey. Buna ama arkadaşlarımızdan rica edelim. Çok evet. önemli. Yani bence haftanın en önemli eee videosu. O zaman bir sonraki paylaşımda devam edelim, devam edelim arkadaşlar edelim videoyu, videoyu hazırlasınlar. Arkadaşlar hazırlasınlar. Çünkü çok bir önemli. Bir sonraki paylaşımımız Fuat Oğur'un bir paylaşım var. Cumartesi anneleri için şarkı yapan Sezen Aksu Diyarbakırlı analar için de bir şarkı yazar mı? Neyse unutun bu soruyu diye bir paylaşım da bulundu. İşte Fuat Uğur da bizim az önce söylediğimiz dikkat çektiğimiz noktaya dikkat çekmiş. Evet. Benim ismini vermediğim isimlerden biri Sezen Aksu'ydu. Madem o kapı açıldı, nerede Tarkan diye soralım. Nerede evet. Fazıl Say? Nerede e, Bergüzel Koral ve Muhteşem Süleyman'ı oynayan sanatçı eşi evet. Gezi'de en ön saflardaydı? Nerede bu arkadaşlar? Niye Diyarbakır annelerinin feryadını duymuyor? Niye vicdanları onlar için onları harekete geçirmiyor? Bütün bunları bir sorgulamak lazım Kemalettin. Yani sanatçı olmak sadece bir siyasi partinin ya da bir ideolojinin yanında olmak mı? Sizin vicdanınız sadece o ideoloji söz konusu olduğunda mı harekete geçiyor? Yani ben anlamlandıramıyorum ya. Gerçekten anlamlandıramıyorum. Cüneyt Özdemir'in videosu o yüzden çok önemli. Şimdi e, şunu söylüyor. Yani kardeşim diyor aynı bizim işte o da bizim söylediklerimizi söylüyor. Doğruya doğru eğriye eğri demek zorundasınız. Neden bu olaya tepki göstermiyorsunuz diyor. Evet. Sadece sanatçılara da değil. Kendisine aydın olarak ifade eden kesimlere, yazarlara, çizerlere Türkiye'nin en yakıcı sorunu bu terör sorunu. Ve biz buna karşı bu ülke ortak bir tavır geliştirebilirsek ancak bu sorundan kalıcı olarak kurtulabiliriz. Ama maalesef o ortak tavrı bir türlü gösteremiyoruz. Sıkıntı burada. Evet bir sonraki paylaşımımız tekrardan Cüneyt Özdemir paylaşımına birazdan geleceğiz. Cumhur Frankfurt hesabının bir paylaşımı var. Susamam dediniz sustunuz. Acun abi Almanya'dan geliyorum rap yapacağım diye bir paylaşım var. Kısa bir videosu var. Evet Cumhur Twitter'da e, yaklaşık 5-6 aydır Cumhur Frakurt hesabıyla e, paylaşan değerli bir arkadaşımız kendisi yurt dışında. Bir gurbetçi çocuğu. Gurbetçi galiba. bir çocuğumuz. Hatta e, bir iki kez de e, esprili olarak dedik seni alalım yayına da gelmedi kaçtı. Buradan da sesimi duyarsa birazdan yazar o da. Güzel bir paylaşım yapmış. Evet. Sosyal medyada bu tip isimlere özellikle ihtiyaç var. Şimdi ben Cumuru takip ediyorum. Twitter'da birbirimizi takip ediyoruz. Çok başarılı buluyorum. Siyaseti mizah unsuru katarak anlatıyor ve çok evet. net mesajlar veriyor. Şimdi bu klibi de niye çekmiş? Biliyorsun Türkiye 2-3 gündür bu Susamam diye bir klip var. Evet ee, 15 dakikalık. Ee, rapçi arkadaşlar böyle bir klip yapmışlar. Sözde çevre duyarlılığı, hayvan hakları, kadına şiddet gibi toplumda hiç kimsenin itiraz etmeyeceği konularda duyarlılıklarını ifade ediyorlar. Ama sonra birdenbire olayı siyasete çevirip farklı farklı mesajlar evet. veriyorlar. Şimdi Cumhur da onların maskesini düşüren çok güzel bir rap tarzında klip hazırlamış. Böyle şeylerin sayısının artması lazım Kemal Evet. Yani orada gençleri kullanıyorlar. Da ben şöyle söyleyeyim herhangi bir şekilde kimseden bir maddi destek almadan... Kendi mizahıyla, kendi çalışmalarını katarak sadece hani bedavadan oluşturmuş olduğu bir Twitter hesabıyla Türkiye'de bu şekilde paylaşımlarını yapıyor. Ben de kendisini buradan kutluyorum. Orman yangınları söz konusu olduğunda, ormanları PKK'nın yaktığı ortaya çıktığında da aslında çok güzel bir videosu vardı. Bir paylaşım vardı. yapmıştı. O zaman ee... da hatta o vakte kadar Ekrem İmamoğlu da kendisini... ...takip ediyordu zannederdi ama o vakit kendisini engellemiş... ...bir tepkisi de olmuş. Ha öyle Ekrem Bey'in engelleme çalışmaları başlamış. Bu Susamam adlı klipte yaratılan algı çok önemli Kemalettin. Orada şimdi şuna dikkat çekmek gerekiyor. Tam da Canan Kaftancıoğlu davasından iki gün önce... ...bu klibin piyasaya sürülmesi. Canan Kaftancıoğlu'nun mahkeme sonrası direkt... ...bu klibe atıfta bulunarak... Susamam diye. Ben de Susamam gençler diye bir tweet atması. Ve orada alenen gençleri böyle sokağa çağrıştan ifadelerle bir kışkırtma çalışmasını ben kendi adıma bir vatandaş olarak görüyorum. Görmeyenlerin ya gözü kapalı ya da dediğim gibi 3 maymun oynuyorlar. Bir de çok enteresan bir şey oldu Kemalettin. Susamam diye klip yapan bu arkadaşlar var ya çok sayıda genç orada rap tarzında duygularını ifade ediyor. Bunlardan bir tanesi bir ifade kullandı. Dedi ki lütfen dedi bu klibi dedi PKK'yı destekleyenler FETÖ'yü destekleyenler dedi beğenmesin dedi. Sen misin bunu söyleyen? O susamam diyen çocuğu, bunu söyleyen çocuğu hemen susturdular. Çocuk hemen açıklama yaptı, düzeltme yaptı. E hani siz susamıyordunuz? PKK, evet. FETÖ dediğiniz anda sizi kim susturuyor? Kim size bu baskıyı yapıyor? Yani çok enteresan. Buradan yeniden Cumhur'u tebrik ediyorum. Böyle çalışmalarına ihtiyacımız var. Devam etsin. Evet yine takipçilerimizden gelen yorumlar var. Güngör Dağlı'nın bir paylaşımı var. Tarkan'a yazdığım tweet Diyarbakır'da çocukları kaçıran aileler için tepki göstermeniz için kimden izin almanız gerekiyor? Nasıl olacak bu iş? Toplumunda tabi sanatçılara karşı e, bu konuda tepkileri var. Bunları da tek tek gönderiyorlar. İnsanların tepki göstermesini ya, istiyorlar. Ya gösteremiyorlar. Kim Demek Öl. ki gösteremiyorlar. Yani bunları bağlayan, PKK'ya karşı tavır koymalarını engelleyen yani bir irade var, Güngör bir güç Dağlı var. Güngör Dağlı çok güzel bir paylaşımı yapmış. Bu tepkiyi göstermeniz için kimden izin almanız gerekiyor? Güngör Dağlı'ya da buradan teşekkür ediyoruz. Az evvel videosu hazır olmayan Cüneyt Özdemir'in paylaşımını şimdi getirelim. Yer doğruya doğru yanlışa yanlış demek. Haberin videosuyla devam edelim. Evet Safer Bey. Çok güzel. Ne çok diyor? Çok net ifadelerle konuşuyor. Takım tutar gibi diyor, değil mi? Parti tutmayın diyor. Evet. Eleştirecekseniz sadece AK Parti, MHP'yi eleştirerek solculuk yapmayın diyor. Vicdanlı olun diyor. Hani bunu Cüneyt Özdemir gibi o camiaya çok da uzak olmayan bir gazetecinin söylemesi, bu kadar net ifade etmesini ben açıkçası çok önemsedim. Hani dedik ya maskeler düştü diye. Evet. Bu da işte o maskeleri düşüren konuşmalardan biri. Belki bilmeyenler olur. Orada Yasemin oyandan bahsediyor. Şimdi 1994 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Sinema eleştirmeni Onat Kutlar da o terör saldırısının hayatını kaybetmişti. Yasemin Cebenoya'nın erkek kardeşi yıllarca bunun mücadelesini verdi. Kardeşinin PKK'nın düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybettiğini. Kendisi de Bir Gün Gazetesi'nin yazarlarındandı. Evet. Yıllarca bu insan sesini duyuramadı biliyor musun? Kendisine solcuyum diyen, devrimciyim diyen arkadaşlar sırf PKK o eylemi yaptı diye o insanın feryadına kulaklarını tıkadı. Adam bunu her yazısında belirtti. İşte Cüneyt Özdemir de ona dikkat çekiyor. Maalesef Türkiye'de solculukla e, örtüşmeyen bazı e, şeyler var. Yani kavramlar birbiriyle oturmuyor Kemalettin. Niyeyse solculuk bir şekilde PKK'yı savunmak çizgisine gelmekle aynı düzlemde buluşuyor. Evet. Bunun da bence Türk Solu tarafından kendi işlerinde bunu bir e, oturup konuşmaları lazım. Yani bu tavırlarında çok acil bir değişiklik yapmaları gerekiyor. Ya siz önce milli olacaksınız kardeşim. Beğenin beğenmeyin. Yani bugün kendinize kalkan yaptığınız Atatürk ilkelerine bakın. Orada da milliyetçilik var zaten. Evet. Barış arkadaşım bir paylaşım var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini böyle peşmurda etmişler diye bir paylaşımı var. Haberin bir videosu var. Video izledikten sonra devam edelim. Şimdi Şöyle e, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kiralık araçları Yeni Kapı Meydanında toplamaya yönelik bir çalışmaları oldu. Burayla ilgili olarak basına sızan e, birçok iddialar vardı. Bu, bu araçların ihtiyaç fazlası olduğu yönünde. E, bu araçlara bakıldığında özellikle e, halka bir bir hizmet eden araçlar oldu. Hatta alanı doldurabilmek için getirilen araçların artık e, ambulansların onun haricinde e, hizmet araçlarının hatta Twitter'da birçok kamyonetlerin, e, kamyonetlerin e, komedi haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bunu yapmaktaki amaçlama yani nasıl bir algı oluşmanın peşinde? Şimdi ona gelmeden Barış arkadaşın tweetini niye aldık? Önce bunu söyleyen, algı yapmaya çalışan Barış Yarkadaş, Evet aynı günün akşamında bir televizyon programında bir itirafta bulundu. Dedi ki biz bu araçları dedi ayıklamak için yeni kapı meydana getirdik. Niye ayıklıyorlarmış biliyor musun? Kiralık araç ya bunlar. Sözleşmesi bitenleri ayıklayacaklarmış. Ama dedi iki tane sosyal medya hesabı, kendilerine yakın iki tane troll hesap bu görüntüleri paylaştığı için bu manzara ortaya çıktı dedi. Aslında kimseye bildirmeyecektik dedi. Evet. Halbuki ilk paylaşan da kendi İstanbul İl Başkanları Canan Kaftancıoğlu. Evet. Yani düşünebiliyor musun? CHP içerisinde milletvekilliği yapmış. Şu an CHP ekranlarda savunan bir gazeteci Efendim bunu diyor biz diyor algı operasyonu için değil de araçları ayıklamak için 1700 küsür tane aracı siz çalıştırıyorsunuz, yeni kapı meydana getiriyorsunuz, diziyorsunuz. Sıraya Peki bunu ayıklamak için oraya getirmenize gerek var mı? Gerek yok. Hadi bu olayın trajikomik boyutu. Bir itiraf var orada. Olay baştan aşağı bir şov. Şimdi ortaya çıktı ki o lüks araçlar, o makam araçları dedikleri şeyler neymiş Kemalettin? Hasta bakım, araçları, hasta bakım araçları, hizmet araçlarıymış, araçları. kamyonetlermiş, şuymuş, buymuş. İlaçlama aracı vardı ya? Ya bir de şu var. O ona sıra gelir mi bilmiyorum. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmış bir mühendis arkadaşın tweet'i var. Diyor ki ya İstanbul'da diyor biz her gün 4-5 tane bölgeyi diyor gidiyoruz. Hadi neyle gidiyoruz? Şimdi dile getirdiğiniz Barış arkadaşın videosu. bu Bunu da Aslında yayınlayabilirim. Onu daha onu yayına alırsak daha olur. güzel olacak en azından. Evet. İnsanların aklıyla, zekasıyla nasıl dalga geçiyorlar görüyorsun değil mi? Sen İstanbul'da Yeni Kapı Meydanı'na araçları getireceksin, koyacaksın ve bunu da sözleşmesi biten araçları ayıklamak için yapacaksın. Ben buradan sana şunu söyleyeyim. Bu şovu niye yaptılar Kemalettin? Bu şovu bir Diyarbakır'da o anaların çığlığına sessiz kaldılar ya. Evet. Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a kadar gitti. O anaları ziyaret etmedi ya. Bu toplumda büyük bir infial yarattı ya. Bir, bu araçların oraya getirilme sebebi budur. İkincisi gündem oluşturmak. Gündem oluşturmaktır, algıyı dağıtmaktır. Bakın çok ciddi kendi işlerinde sorunlar yaşıyorlar şu anda. CHP teşkilatlarıyla Ekrem İmamoğlu arasında çok ciddi görüş ayrılıkları var. Geçtiğimiz hafta hatırla Ekrem İmamoğlu CHP'li 11 tane büyükşehir belediye başkanı ile İstanbul'da buluştu. Bu bile CHP genel merkezine rahatsızlığa yol açtı. Ekrem Bey gittiği her yerde size 16 milyonun selamını getirdim diyor. 16 milyondan kastı acaba İstanbul'un nüfusu olan 16 milyon mu? yoksa CHP'nin genel seçimde aldığı oy miktarı mı? Yani Ekrem Bey bir nevi burada CHP genel başkanı gibi davranmaya başladı. Ve bu da parti içinde bazı soru işaretleri yaratıyor, rahatsızlıklar yaratıyor. E Diyarbakır olayı da bununla birleşince gündemi değiştirmeleri gerekiyordu. Gündemi böyle değiştirdiler. İkincisi şu Kemalettin, buradan genel e, yerel seçimlerde Ekrem Bey'i destekleyen muhafazakarlar. Şimdi ben onların da seslerinin yavaş yavaş yükseldiğini görüyorum. Ya herkesi kucaklayacağız dedikleri bu siyasetçi Giderek o CHP'nin alışmış başladı. olduğumuz o rövanşist tavrını benimsemiş durumda. Sürekli bir rövanş alma çabası var. Bunu ne için yapıyorlar? Kendisine oy veren o marjinal sol e, tabana memnun etmek için yapıyor. E peki kardeşim hani sen herkesi kucaklayacaktın. Hasta bakım araçlarına kadar getirip orada şov yapıyorsun. Yazık değil mi? Onunla İnsanlar mağdur oldu. Paylaşım gelecek birazdan. Yine bir yorum var. Onu özellikle dile getirmek istedim. E, Özcan Bektaş'ın bir paylaşımı var. Bir yorum var daha doğrusu. O araçlar... Eğer ki fazla tekrar belediyede kullanılırsa Ekrem İmamoğlu'na e, tabi burada özellikle izleyicilerimizden e, talebimiz şu e, küfürleri okuyamadığımız için böyle evet, bir paylaşım var. Küfür etmesin zaten küfür, etmesinler. küfür etmesin. O, Buradaki asıl dikkatimi çeken şu insanlar takip ediyor. O meydana toplanan bütün araçların tamamını tekrardan belediyenin hizmetinde görürlerse Bakalım evet, şunu ne diyecekler. Yapacaklar. Ne diyor? Bak sözleşmesi bitenleri diyor. Heh. Sözleşmesi bitenleri ayıklayacaklar yeni araç alacaklar. Bunu nereden biliyoruz? Ya ortaya çıktı. Evet. Kendisi görev başındayken en son 2 Ağustos tarihinde galiba imzalanan bir sözleşme var. Milyonlarca liralık bir yeni araç kiralama sözleşmesi evet. imzalamış. E kardeşim bu kadar ihtiyaç fazlası varsa niye yeni araç kiralıyorsunuz? Evet. Neden yeni sözleşmeler yapıyorsunuz? Miyasel isimli bir payla e, kullanıcının bir paylaşım var. Annem 90 yaşında kalça kırığı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haftada bir gün fizik tedavi için fizyoterapist geliyordu. Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ve Şile'de e, iki kişi bakıyormuş. Arkadaşı izindeymiş geçen hafta gelmedi. Hizmet araçları da üzerinden şov yapan şovmenler Allah size iktidar yüzü göstermesin. Çok güzel. İşte böyle bunun gibi yüzlerce mağduriyet var. Bakın koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyoruz Kemalettin. Yani sen oraya kamyonetlere kadar, ambulanslara kadar getirip makam aracı diye koyuyorsun. Lüks makam aracı diye getirdiğin araçlardan biri de biliyorsun senin başkan vekilinin aracı çıktı. O başkan vekiline mikrofon uzatıyorlar. Ne diyorsunuz bu duruma diyorlar? Kaçıyor. Kameralardan kaçıyor. Bizim diyor basın birimiz var ona söyleyin. Ya Türkiye'de siyaset hiç bu kadar popülizme bulaşmamıştı. Ne acıdır ki? Ya düşünebiliyor musun? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilinin makam aracını oraya işte AK Parti döneminde kullandıkları lüks araç diye getirip koyuyorlar. Yani evet. bu nedir ya? Gerçekten İstanbul gibi dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir metropolde uğraşılan konulara bakın. Ha, bu arada sel felaketinde unuttuk. Şimdi evet. bu şeyde gargara'ya getirdiler. Ekrem Bey'in sel felaketinde tatilde olduğunu, Türkiye'yi şehir şehir gezdiğini, dün İzmir'deydi sanıyorum. Ee, Batman diyor ardından İstanbul'a geldi. Ee, dün de yine İzmir'deydi. Sanıyorum ayın dokuzunda yine İzmir'de olacak CHP'nin kuruluş yıl dönümünde. Bütün bunlar unutuldu. Ha ne konuşuyoruz? Araçlar. Şunu, hizmet aracım mı Şunu diyebilir aracımı. miyiz Sefer Bey? CHP şu anda sosyal medyayı ...çok iyi organize ediyor. Algı yönetimi tamamını oradan yürütüyor. Kendi aleyhlerinde bir haber çıktığı vakit... ...hemen ters bir haberle gündemi değiştirmek... yönünde çok iyi ilerliyorlar. Valla bunu CHP mi yapıyor yoksa Ekrem Bey'in ekibi mi yapıyor... ...ben o konuda çok net değilim açıkçası. Evet. Ama şu var Kemalettin... ...bunlara inanmaya çok hazır... ...geniş bir kitle olduğu çok belli. Yani biliyorsun geçen hafta konuştuk... ...bir tane hanımefendi tweet atıyor. Diyor ki... Bugün diyor sirkeciden diyor e, Suadiye'den sirkeciye diyor ilk defa diyor şeyle geldim Marmara geldim diyor. 5 dakikada boğazı geçtim. E, ellerinize sağlık Ekrem Başkan diyor. Yani Türkiye'de Marmara'yı bile Ekrem İmamoğlu'nun iki ayda yaptığına inanan bir seçmen kitlesi var. Evet. Dolayısıyla e, hani bu kitle bu kadar her şeye e, kanmaya alışkınken e, onlar da tabii bu tip şeyleri yapacaklar. Şaşırmamak lazım. Evet bir sonraki paylaşımımız Aysun Kayacı adı, adına açılmış ama ona ait olmayan bir Twitter hesabının bir paylaşım var. Twitter'daki görsel çok önemli. İstanbul Yeni Kapı'da sergilenen ihtiyaç dışı araçların drone görüntüsü drone görüntüsüymüş. En küçük müdürün bile altına bir makam aracı vermişler. Böyle bir soygun düzeni bitiriyor işte Ekrem İmamoğlu. Görseli büyütebilir miyiz? Şimdi bu görüntü biliyorsun Yeni Kapı değil galiba Kapıkule'de. Kapıkule'de bayram, Kule'de, öncesinde, bayram öncesi bayram öncesi Türkiye'ye ee, giriş yapmak isteyen gurbetçilerin araçları bir, e, birinci yalan bu. Evet. İkinci yalan Aysun Kayacı hikayesi. Şimdi Kemalettin sosyal medyada şöyle bir tehlike var. Bazı ünlülerin gerçek hesabıymış gibi paylaşım yapıyorlar. Evet. Aysun Kayacı da bunlardan biri. Cüneyt Tarkın adına yapıyorlar. İlyas Salman adına yapıyorlar. Ha bunu niye yapıyorlar? Geniş, etkilemek Geniş kitlelere yetkilemek için. Geniş kitlelere hükmedebilmek adı altında bu şekilde paylaşımlar yapılıyor. Evet görsele baktığımızda bu tam, e, bu yeni kapı meydanı olarak e, sosyal medyada servis edilen bir görüntü. Bu kadar ihtiyaç fazlası sözde israf adı altında araçların olduğu bahsediyor. Oysa ki bu kapı kulede e, gurbetçilerimizin o anda gümrük işlemlerinin yapılması sırasında bekledikleri bir otopark. Ama ne acıdır ki bunu paylaşıyor. Bakın birinci yalan hesap Aysun Kayacı'ya ait değil. Evet. İkinci yalan orası yeni kapı değil. Kapıkule buradaki şimdi de Aytun Kayıcı ile ilgili olay şu. Hani insanların tanıdığı, inandığı isimleri kullanarak fake hesaplar açarak sosyal medyada algının oluşturulması. Bir kez daha söyleyelim, orası Kapıkule'den giriş yapmaya çalışan gurbetçilerin bayramda oluşturduğu evet. trafik. Ama altında binlerce insan bunu beğeniyor biliyor musun Kemalettin ya. Buna Öyle. inanıyorlar. Ya oranın yeni kapı olmayacağı bir belediyede bu kadar araç olmayacağı gerçeğiyle Yüzleşmek istemiyorlar. Buna inanmak istiyorlar. Çok enteresan. Gerçekten ben şaşırıyorum ya. Böyle evet, bir akıl tutulmasına. Yine bir bir izleyicimizin bir yorumu var. Ee, İstanbul e, BCK isimli e, Efe Bey'in bir paylaşımı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Araçların toplanmasının amacı mevcut çalışanların iş yapamaz hale getirmek ve işten çıkartmak. Ayrıca ilçe belediyeleri araç kiralayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verecek normal araç sayısı az görünecek ikinci plan. Bu da olabilir. Ha şu da oldu. Araçları oraya getirdiler Kemalettin. Ertesi gün bazı araçları peyderpey çektiler. Çünkü belediye hizmetleri aksadı. Evet. Onlar aksadığı için kamyonetleri, hasta Hadi takım ben araçlarını, serisi, hanımefendinin paylaşımını ha, dile mecburen onları çekmek zorunda kaldılar. Yani oluşturdukları bu algı, ortaya attıkları bu yalan iki günde kendi milletvekilleri, kendi gazetecileri tarafından dahi isteyerek ya da istemeyerek çürütüldü. Evet. Maalesef hani yalanın ömrü işte fazla olmuyor maalesef demeyelim de fazla uzun ömürlü olmaz. Evet. Yusuf Alabarda'nın bir paylaşımı var. İktidara geldiğimizde Türkiye siyasetinin 180 derece değiştireceğiz. İsrail, Esed ve Yunan ile barışacağız vesaire vesaire. Demek yani bir yeni bir Nihat Erim hükümeti kurup Türk siyasetini ABD'ye eklemeyeceğiz. Fırat'ın doğusunda YPG'ye rıza gösterip ülkenin İskenderun limanına hapsedeceğiz demektir. Şimdi Yusuf alavar da önemli bir isim. Benim de görüşlerine kıymet verdiğim bir isim. Evet. Ee, emekli bir asker, stratejist. Ee, Kemal Bey'in, CHP'lidir Kemal Bey'in hatırlarsan e, Türk dış politikasını 180 derece yani tamamen değiştireceğiz ifadesine bir cevap veriyor burada. Yeni bir Nihat Erim e, yakıştırması yapmış. O dikkatimi çekti. Yani bakın burada siz mevcut dış politikayı 180 derece değiştireceğim dediğinizde e, şu ana kadar elde ettiğiniz kazanımlar ne olacak ya da siz e, biz şu an neye karşıyız? Amerika Birleşik Devletleri'nin değil mi? Akdeniz'e açılan bir terör devleti kurmasına Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Hareketleriyle set çekmiş bir ülkeyiz. E, bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Fırat'ın doğusunda ilk kara devriyesini başlatmışız. Doğu Akdeniz'de bizi dışlamaya çalıştıkları masaya bileğimizin gücüyle oturmak aşamasına gelmişiz. E, Avrupa Birliği ile Eskiden olduğu gibi onların her dediğini yapan bir hükümet söz konusu değil. İşte Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Yeni bir göç dalgası söz konusu olursa kapıları açarım diyor. Ve daha bu örnekleri fazlasıyla sayabiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün Suriye politikasını boşa çıkartan, boşa düşüren ülke Türkiye'dir. Daha geçtiğimiz yıl Barzani'nin yaptığı referandumu Türkiye'nin kararlı tavrıyla biz işlevsiz hale getirmişiz. Şimdi siz diyorsunuz ki ben bunları 180 derece değiştireceğim. Siz bunu 180 derece değiştirdiğinizde kimin işine yarar? Bir onu düşünmek lazım. Bu tweet'i de bu yüzden aldık. Bence önemli bir tweet'ti. Evet, değerli izleyiciler kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrardan sizlerle beraberiz. Hemen hızlıca sıradaki tweetimize devam ediyoruz. Tunca isimli bir kullanıcının bir paylaşımı var. Sırada Cumhurbaşkanı var. Onu da alacağız. Sizi de Suudi Arabistan yolu gözükecek. Sırayla bu ülkeyi siz terk edene kadar ikinci kurtuluş savaşını gerekirse yine vereceğiz. Şimdi zihniyet bu, anlayış bu. Aslında evet. bu sosyal medya trollünün yazdığı büyük plan. Kemalettin. Evet. Ana plan bu. Ana plan ne biliyor musun? Yani Türkiye'nin bütün direnç noktalarını tek, tek 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 ortadan kaldırmak ve Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye hayal ediyorlar. Bunu niye hayal ediyorlar? Çünkü bu bölgede emperyal güçlerin planlarına, tekerine, engel olan, tekerine çomak sokan lider Erdoğan. Ondan kurtuldukları anda işlerinin çok kolay olacağını düşünüyorlar. Şimdi burada bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının şunu sorgulaması lazım. Erdoğan'a oy versin ya da vermesin. Ya arkadaş, bu Amerika Birleşik Devletleri, bu Avrupa Birliği neden bu kadar rahatsız Erdoğan'dan? Değil mi? Bu FETÖ, bu PKK, Niye bu kadar rahatsız? Bir bunu sorgulamak lazım. Acaba bunların Türkiye üzerine planlarını bozduğu için olabilir mi? Bakın oy versin ya da vermesin. Evet. Bunu bir düşünmek lazım, sorgulamak lazım. Bunu da işte Türkiye'de gözlerini Erdoğan nefretiyle karartmış bazı çevrelerde bu yemleri yiyorlar, yutuyorlar. Bu algıya kanıyorlar. Bu bir sosyal medyada bir troll hesaptır eminim. Evet. Ama dediğim gibi makro plan bu Kemalettin. Şimdi evet. arada... Bize de yazmışlar Almanya'dan bir tane firari FETÖ'cü sanıyorum yazıyor. Evet. İşte hepinizden hesap soracağız. Yakında kaçacak delik arayacaksınız. Buradan onlara şunu söyleyelim. Biz sizin gibi hain değiliz. Biz ne olursa olsun ülkemizi terk etmeyiz. Kaçmayız. Eğer onlar gerçekten davalarına inanıyor olsalardı ve gerçekten haklı bir davanın sahibi olsalardı kaçmazlardı. Onlar Sem amcanın çocukları. Evet. Onların davası ruhu kalbi Sem amca için atıyor. Tabii ki kaçacaklar. Evet. Ve hala ne diyorlar bakın yakında diyorlar şöyle şöyle yapacağız. Hep bir tehdit dili. Bittiniz kardeşim artık bu gerçekle yüzleşin. Bu ülke sizden kurtuldu. Evet Zafer Bey. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Bu hafta da bizlerden bu kadarlık. Haftaya tekrardan sizlerle beraber olmak üzere hoşçakalın diyoruz.